Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi patatesli pirinç pilavı yapıyorum. Fırında çok pratik bir şekilde, ön hazırlık gerektirmeden yapılan bir pilav. Şu da tepsideki hali. Nasıl yapmışım izlemeden önce, kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı ve like'larınızı da bekliyorum. Hadi nasıl yapmışım izleyelim. Patateslerimizi ince ince doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir tane büyük patatesimiz var. Evet arkadaşlar, soğanımız var. Bir tane büyük, yarısını yarım ay şeklinde ince ince doğruyoruz. Yarısını da küp küp doğrayacağız. Soğanımızın diğer yarısını da küp küp doğruyoruz arkadaşlar. Üç tane yeşil biberlerimiz var arkadaşlar. Bunları küçük küp onları da doğruyoruz. Bir tane orta boy domatesimiz var. Bunu küp küp doğrayacağız. Bir su bardağı pirincimiz var. Onu da yıkıyoruz. Bol suyun altında böyle yıkayalım. Karıştırma kabımıza yıkamış olduğumuz pirince yarım yemek kaşığı salçamızı, doğramış olduğumuz sebzelerimizi hepsinin içerisine alıp güzel harmanlayacağız. Bugün bu yemeği komşu Meryem'le yapıyoruz. Ben sadece kameramanım arkadaşlar. Ve yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Daha doğrusu yağ oranını siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Dolma içi yapar gibi sebzelerimiz birbirine karışıncaya kadar yaklaşık 2 dakika yoğuralım. Ve kuru nanemiz var arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar atabilirsiniz. Borcamımızı sıvı yağla yağlayalım arkadaşlar ki patateslerimiz ve pilavımız yapışmasın. Fırça var orada. Şimdi doğramış olduğumuz patatesleri altına sıralayalım. Ki pilavlarımız borcama yapışıp yanmasın. Hiç boşluk kalmayana kadar dolduracağız patatesleri arkadaşlar. Patateslerimizi güzelce sıraladık ve hazırlamış olduğumuz iç harcını güzelce yayıyoruz borcama arkadaşlar. Hafifle bastırıyoruz. İsterseniz soğanların hepsini de küp küp doğrayabilirsiniz. Birazını isterseniz de daha büyük. İsteğe bağlı arkadaşlar. Ve şimdi kalan patateslerimizi üzerine kapatalım. Üstünün de kesinlikle hiçbir yerinin açık olmaması lazım. Çünkü fırında yapacağımız için yemeğimizi fırın kurutuyor. Pirinçlerin hiç gözükmemesi gerekiyor. Bu şekilde diziyoruz. Patateslerin birazını halka halka, birazını da yarım elma dilimi şeklinde yaptık. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Zeytinyağı. Üzerine çok hafif zeytinyağı gezdirelim arkadaşlar. Böylece daha güzel kızarsın diye. Üzerine ılık su koyacağız arkadaşlar. Bir su bardağı pirince 2,5 su bardağı su. Daha doğrusu sizin pirince göre 2 su bardağı da yeter herhalde bunun bence. Pirincinizin su çekme seviyesine göre koyun arkadaşlar. Ve şimdi fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar, benim fırınım bozulduğu için komşunun fırınına getirdik. Yani niye fırın değişik demeyin. Şimdi fırını ısıtmamıştık önceden, şimdi ısıtacağız. Ve pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saatte pişer herhalde. Suyunu çekene kadar pişecek. Alt üst ayar fırında pişiriyoruz. 180-200 derece arasında pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pilavımız fırında pişiyor.
Evet arkadaşlar, pilavımız pişti. Ve şöyle birazcık dinlenmesi gerekiyor. Fırından daha yeni çıkardım. Ha, çok sıcak. Üzeri güzelce kızardı. Eğer pirinciniz hala değil ise yarım bardak daha su ilave edebilirsiniz. Pirincinizin pişmesine bağlı pilav ve üzerinin patatesinin kızarmasına bağlı. Şimdi birazcık soğusun, sonra servis edelim. Evet arkadaşlar, servisimize hazırız. Biraz yönünü çevireyim. Şuradan. Şöyle. Üzerinde patatesi, ortasında pirinciyle çok güzel gözüküyor. İftar sofralarınıza da yakışacak bir lezzet. Mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok nefis oldular. Mutlaka denemenizi öneririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.